Olabilir, o da olabilir. Sen de haklısın. Katılıyorum sana ama şimdi yani yüksek lisans ve doktora sürecini de okuyoruz. İnsan genetiğinden bahsediyorum. Popülasyon genetiğinden bahsediyorum. Moleküler biyoloji de okuyoruz. Yani kendimi nerede mutlu hissediyorsam oraya kayarım yani. Bir de yanlış anlaşılan başka husus daha var. Şimdi yine konuşuruz zaten. Yüksek lisans programını, doktora programını böyle özelleşmek üzerine kurulu bir şey zannediyoruz. Değil arkadaşlar, bu bir eğitim ya. Yüksek lisans bir projeyi baştan sona propose edip baştan sona yapabilme becerisini kazandıran bir eğitimdir. Doktora ise bunun bir sonraki levelidir, bir sonraki seviyesidir. Yine bir bilimsel soruyu, mevcut olmayan bilimsel bir soruyu sorup inovatif bir şekilde çalışmayı ve o sorunun cevabını vermeyi, bir hipotezi deneyip o hipotezi yanlışlayıp yanlışlayamadığını göstermeyi içeren bir eğitim programıdır. Yani burada bir insan işte yüksek lisans programında başladığı konuyla vay efendim neden devam etmiyor doktora programına? Doktoradan mezun oluyor, vay efendim neden doçentliğin alana kadar o alanda çalışmıyor? Vay efendim doçent olduktan sonra profesör olunca neden o alanda değil? Yani değiştirebilirsin, istersen yüksek lisansta çekirgenin bacağını çalış. İstersen doktora da yönünü kansere çevir. Kanserden bıktın mı başka bir şey çalış. Ben o şekilde çalıştım ve gayet mutluyum yani. Benim de tanıdığım bir sürü bilim insanı bu şekilde çalışıyor. Hocam Hocam. aslında burada pardon. Çiğdem buyur lütfen. Ben sürekli çok konuşmayı seviyorum sanırım hocam. Şu an utandım birazcık. Estağfurullah. Bu konuda hocam aslında şöyle bir soru devreye giriyor. Hani evet belki biz değişkenliği seviyor olabiliriz. Belki değişkenlikten o kadar da uzak durmuyor olabiliriz ama maalesef ki bizim yürümek istediğimiz yolda diğer etkenler de önemli. Yani ben işe girmek istiyorsam ya da işte birinin yanında çalışmak istiyorsam o bana değişkenlik konusunda nasıl bakacak? O da aslında önemli. Hani dış tarafın bakışı nasıl olacak ben böyle değişken olduğum zaman sizce? Yani şöyle dışarısı sana nasıl bakacak diye hayatını yaşarsan zaten bu iş olmaz. Yani çünkü özellikle bizim gibi bilim alanlarında hayatına devam eden insanların başarılı olmasının tek bir ölçütü vardır. O da özgün olmak. Özgün olmazsan başarılı zaten olamazsın. Dolayısıyla özgün olmak için kendin olmak zorundasın. Yani başkasının ne dediği veyahut da başkasının kariyerini nasıl şekillendirdiği değil, senin kariyerini nasıl şekillendirdiğin ve diğerlerinden ne noktada farklı olduğun ve ne noktada farklılık yaratacağındır önemli olan. Başarının anahtarı bizim gibi bilim insanları için bilim alanında eğitim ve öğretimine devam eden, kariyer planlayan insanlar için asıl olan ölçüt budur. Dolayısıyla ben hayatımın hiçbir noktasında kariyer hedefimi birileri için koymadım. Her zaman çok özür dilerim. Kendi dikime hareket ettim. Yani ne istiyorsam o. Sonuçta bu alanı boşuna tercih etmedim ben. Ne istiyorsam onu çalışmak için zaten tercih ettim bu alanı. Ne istiyorsam onu yapmak için tercih ettim. Ha, evet var belirli kalıplar. Bu da nedir? Mesela bir akademisyenlik kalıbı. Eğer akademisyen olacaksan mutlaka bunun bir kalıbı var. Ama bu kalıbın içerisinde de illa kalıbın tamamına uymak durumunda değilsin. Burada da kendin olmak yine zorundasın ki bir pozisyon açıldığı zaman o pozisyona zaten seni sen olduğun için alıyorlar. Yani bizim ülkemizde özellikle böyle özel alanlarda mesela şu 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 alanda çalışan ve şu 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 eksikliklerimizi giderecek bir akademisyen arıyoruz. Ona pozisyon açtık gibi bir şekilde işe giren insan yok akademik camiada bizde. Yani o Amerika'da olabilir, belki Avrupa'da olabilir. Hatta Avrupa'da daha çok olur, Amerika'da bile olmaz. Amerika'da bile inovatiftir yani işler. Adamlar kendi içlerinde olan şeyi almazlar. Başka bir şey sunmak zorundasın. Başka bir açılım yapmak zorundasın.
eğer aralarına girmek istiyorsan. Yani dolayısıyla bizim özgün olmamız gerekiyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Başkalarının ne dediği, seni nereye yönlendirdiği çok önemli değil. Ama tabii ki dersen ki bana eğer ben bir ilaç firmasında çalışacağım. İşte research, artık onların şeyleri var, alanları var. İşte tam bilmiyorum açıkçası yani ne alanları var ama Ar-Ge'si işte yok işte kalite kontrolü, product manager'lık falan filan gibi. Tabii onların başka o tamamen şey bir alan. Orada da kendini ona göre yetiştirmek zorundasın ki onun skill'leri, onun şeyleri farklı, bambaşka zaten. Yani bir MBA orada bir yüksek lisans yapmak yerine bilim alanında bir MBA yapmak daha akıllıca olur. Ne bileyim finans alanına kaymak, o alanda bir şeyler öğrenmek daha anlamlı veya pazarlama veyahut da satış veyahut da management kısmında başka şeyler yapmak tabii orada daha anlamlı olabilir. O tamamen başka bir mecra. Teşekkürler Açıkçası. hocam. Bu arada Ebru el kaldırmış ama ben bunun öncesinde bir şey gereği sizi tanıtım şeyinizi okuyayım. Hiç tanıtma, ben Tanıtalım tanıtayım kendimi arkadaşlarımız istersen, falan olur mu? olur. Olur. Hiç Olur tanıtma, tabii ben ki. kendimi tanıtayım kısaca. Arkadaşlar merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Bu akşam sağ olsun sevgili Biyoloji Derneği'nin İhsan hocam. genç Biyoloji Derneği'nin gençleriyle daha doğrusu toplanmak için bir davet aldık. Ve tabii ki her zaman söylüyorum, böyle gençlerin yaptığı programlara katılmayı her zaman seviyorum ve de özellikle davete icabet etmeyi her zaman kendime bir görev olarak addediyorum ki siz gençlerle buluşup özellikle bu korona zamanında kaybolmuşluğunuza ufacık da olsa bir merhem olabilir miyiz? Bu zamanda, bu zor zamanda sizleri biraz ümitlendirebilir miyiz? Zaten karanlık olan yarınlarımıza az da olsa ışık tutabilir miyiz? Bunun derdinde olduğumuz için özellikle katılıyorum ve bu davetiniz için de size teşekkür ediyorum. Ben Kaan Yılancıoğlu. Doçent olarak akademik hayatıma devam ediyorum. Üsküdar Üniversitesi'nde Adli Bilimler Enstitüsü'nde ve biyogüvenlik ana bilim dalında. Aslen tıbbi biyoloğum. Şu an mevcut olmayan bir bölüm aslında. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Tıbbi Biyolojik Bilimler bölümünden mezun oldum. Daha sonrasında Sabancı Üniversitesi'nde burslu yüksek lisans ve doktoramı biyoloji bilimleri ve biyomühendislik alanında bitirdim. Onun dışında birçok tecrübem oldu yurt dışında. Toronto Üniversitesi, Cambridge, Tufts University, Harvard gibi alanında iyi olan üniversitelerde çalışma fırsatı buldum ve araştırmalara katıldım. Şimdi de halen alanımda yani bazı ilgilendiğim alanlarda, bu alanlarda özellikle mikrobiyoloji, sistem mikrobiyolojisi, sistem biyolojisi, özellikle adli bilimler alanında adli genetik ve adli biyoloji alanında çalışmalarıma devam ediyorum. Gördüğünüz gibi biraz geniş bir alanda çalışıyorum. Çünkü biyoloji dediğiniz alan zaten geniş bir alan. Biz biyoloji okumayı da bu yüzden zaten tercih ettik. Geniş olduğu için ve hareket imkanı çok yüksek olduğu için bu alanlarda çalışmayı tercih ettik. Kısaca kariyerimi bu şekilde anlatmış olayım size. Kendimi tanıtmış olayım. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Bu arada hocamızın aslında tam söylemediği arka plan çok şey var. Gerçekten kısaca anlattı. Çünkü ben okuyunca dedim o neler yapmışsınız hocam dedim. Teşekkür ederiz böyle şeyler kazandırdığınız için bize ayrıca. Ne demek, Ben sağ olun. Ebru'ya söz vereyim. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Merhaba. Böyle pandemide yaşadığımız tam durgunluk sırasında sizin böyle bir dop dolu akademik hayatınızı duyunca bir kabuğuma çekildim aniden. Ama ben şey sormak istiyorum.
Şimdi moleküler biyoloji ve genetik bölümünü okuyorum ben Yıldız Teknik Üniversitesi'nde. Dördüncü sınıfa geçeceğim. Ve hani son senenin artık getirmiş olduğu bir ızdırap var yani. Hani lisans bitecek, ne yapacağız? İşte hocalar diyor ki yüksek lisans olmazsa olmaz. Ki kimilerini dinliyorsunuz olmasa da olur. Benim çok kafam karışıyor çünkü lisede de üniversite hayatımızı öngöremiyorduk. Hocalar hani bize o konuda bir ışık tutamıyordu. Şimdi lisansta da lisans üstü ve diğer doktora süreçlerinde de bize ışık tutamadıklarını düşünüyorum. Ya ben yüksek lisans gerçekten gerekli mi? Siz yapmasaydınız şu an nerede olurdunuz? Herhangi bir öneriniz var mı bu konuda? Yüksek lisansın altın kuralları desem. Valla arkadaşlar, öncelikle yüksek lisans yapmasaydım muhtemelen serseri olurdum. Hocama da kabulüm. veya müzisyen olabilirdim, bilmiyorum. Yani ne olurdum? Açıkçası yüksek lisans yapma kararını neden verdim? Çünkü ben üniversite sınavına girdiğim an itibariyle aslında yapmak istediğin şeye karar vermiş insanlardanım, şanslı insanlardanım. Daha doğrusu ilk başta kazandığım üniversite benim kimya mühendisi. İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği'nde okudum. Yaklaşık 2 yıl kadar ve daha sonra orayı bıraktım. Ve tabii biyoloji alanında, biyoloji bilimler alanında kariyer yapma hedefimi kendime koyduğumda sınava tekrar girdim tabii ki. Bu alanda çalışmaya karar verdiğim an itibariyle kariyer kararım da vardı. Yani hedefim belliydi. Akademisyen olmak istiyordum. Dolayısıyla eğer akademisyen olmak istiyor iseniz zaten yüksek lisans ve doktorayı yapmak zorundasınız. Burada zaten tartışacak bir şey yok. Burada sadece ne tartışabiliriz? Doğrudan doktora programı mı? Bütünleşik doktora programları var çünkü. Bunda Sabancı Üniversitesi'nde de var bu. Doğrudan bütünleşik doktora ile birlikte 5 senede yüksek lisans yapmadan doktorayı bitirmek ve akademisyenliğe devam etmek mi? Yoksa yüksek lisans yaptıktan sonra tekrar doktora yapıp akademik kariyerine devam etmek mi? Buna karar vermek gerekiyor. Şimdi yüksek lisans şart mı? Yüksek lisans maalesef dönemimiz için, yani bu dönem için bir furya, yani yüksek lisans furyası var. Yüksek lisans yapmayana gerçekten neredeyse sanki bir pozisyon yokmuş gibi bir algı oluşturuldu kim tarafından? Hem yüksek lisans yapanlar hem de işverenler tarafından. Yani iki taraf da birbirini bu konuda güzel bir şekilde besledi. Yani öğrenciler yüksek lisans yapmaya çok hevesli oldu. Çok fazla yüksek lisans yapıldı öğrenciler tarafından. Bunu gören işverenler de sanki yüksek lisans yapmayanlar eksik kalacakmışçasına yüksek lisans yapmayanı artık tercih etmez oldular. Yani buna aslında bir burada bir aslına bakarsanız bir pozitif seleksiyon söz konusu. Yani bu pozitif seleksiyon aslında insan sayısı tabii ki arttıkça gençlerin sayısı arttıkça biliyorsunuz genç bir nüfusuz ve bu nüfusta bizim maalesef İstihdam olanaklarımızda çok yüksek değil. Genç nüfusumuzu desteklemiyor, genç nüfusumuza yetmiyor. Dolayısıyla gençler bir adım öne çıkabilmek için tabii ki ne yapmak gerekiyorsa onu yapıyorlar. Bu tamamen bir seleksiyon. Ve dolayısıyla gençler ne yapmaya başladı? Bir pozitif seleksiyondan geçebilmek adına, bir adım önde olabilmek adına tabii ki yüksek lisans yapmaya başladılar. Ve yüksek lisans şu an evet maalesef artık bir zorunluluk haline dönüştü. Bunu artık yadsıyamayız. Bu bir gerçeğe dönüştü. Yani artık bunu yok hayır işte yüksek lisans yapmana gerek yok gibi keşke söyleyebilsem ama maalesef böyle bir şey yok. Evet yüksek lisans yaptığında şansın daha da yükselecek ama mecbur musun? Mecburiyet kısmında hayır mecbur falan değilsin. Yüksek lisans yapmadan da elbette yeteneklerin ölçüsünde kendini geliştirdiğin yetenek, kendin için geliştirdiğin yetenekler ölçüsünde mutlaka kendine bir uygun bir pozisyon bulabileceğini düşünüyorum. Ebru sesin kapalı.
Hemen şey, ben sana istek Evet. atayım bir dakika. Şu an tam. Hocam bu Birleşik Doktoru programı hakkında birazcık bilgi verebilir misin? Çünkü ben ilk defa duydum diyeceğim. Evet. Kötü olacak şu an. Şimdi arkadaşlar, bu yıllar öncesinde, bundan herhalde yaklaşık bir 10 yıllık bir geçmişi vardır, mazisi vardır bu işin. Bütünleşik doktora dediğimiz bir program var. Bu programda yüksek lisans almanıza gerek yok. Not ortalamanızın biraz daha yüksek, belki hani 3, 3-2 gibi bir not ortalaması ve İngilizce puanınızın doktora İngilizce puanına eşdeğer, doktoraya giriş şeyine eşdeğer ve ALES puanınızın da doktoraya başvurulardaki seviyeyi tutturmuş olmasını sağladıktan sonra lisans diplomanızla birlikte doktora programına başvurabiliyorsunuz. Burada doktora yaklaşık 5 sene sürüyor. Yani sanki hani yüksek lisansın bir sene daha kısaltılmış, kimi zaman 2 sene daha kısaltılmış versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde yüksek lisans almadan doğrudan doktora yapma imkanınız var. Bazı üniversitelerde var bu. Sabancı Üniversitesi bunlardan bir tanesi. Ama başka hangi üniversitelerde var açıkçası bilmiyorum. Bir araştırmanız lazım. Uygun bir program. Ben tavsiye ederim. Yüksek lisansla vakit kaybetmeyin derim. Direkt doktorayla devam edin. Ama tabii seçilim koşulları biraz daha zor. Biraz daha not ortalaması ve biraz daha üst bir seviyede başarı gerektiriyor kabul için. Teşekkür ederiz hocam. Emin de el kaldırmış şu arada. İsterseniz arkadaşlar çete yazmak yerine el kaldırın. Hem daha aktif bir konuşma süreci olur. Daha iyi olur bence. Yine tabii ki müsait değilseniz okuruz. Sorun değil. Emin. Hocam merhaba. Ben bu akademik girişimcilik hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Yani Türkiye'de veya dünyada bunun örnekleri var mı biyoloji alanında? Ya da herhangi bir teşvik söz konusu mu? Bunları merak ettim. Akademik olarak aslında şöyle bir şey var. Yeni jenerasyon bilim insanları, yeni jenerasyon akademisyenlerin zaten girişimci olması bekleniyor. Yani girişimciliğin artması zaten sürekli teşvik edilen bir şey. Ve bilim insanlarının özellikle endüstriye projeler üretmesi ve endüstriyel bazda da bir takım ürünler vermesi. Bu oldukça istenen bir şey ve teşvik edilen bir şey. Evet, çok fazla teşvik var. Yani şimdi hangisinden bahsedebilirim? TÜBİTAK'ın teşvikleri var, bakanlıkların kendi teşvikleri var, şirketlerin, vakıfların proje bütçeleri var. Yabancı kaynaklar zaten neredeyse sınırsız. Yani inovatif, düzgün fikirleri olan insanlar için, akademisyen ve hatta akademik girişimciler için oldukça fazla şans var. Tabii bunu değerlendirebilenler için. Dolayısıyla şu noktadan itibaren kendinizi zaten bir girişimci olarak geliştirmeniz gerekiyor ki en güzel örnek de bu biyoloji girişimi olarak. Tabii bu biraz da pandeminin de getirmiş olduğu bir şans. Çünkü doğru zamanda doğru yerde bulunmanın da çok önemli olduğunu görüyoruz. Bugün mesela mRNA ile ilgili çalışan bilim insanlarının kopup gittiğini gördük. Yani bugün dünyanın en zengin insanları arasına girdi Uğur Şahin ve Özlem Türeci. Yani ve bu 1 sene süre zarf. Tabii onların tek başarısı mRNA aşısı değil bu arada. Japonlara sattıkları kendi şirketleri var. 1,4 milyar dolara daha önce mRNA ile ilgili yaptıkları çalışma. Onların şirketi daha eski bir şirket. O kadar hani biz onları mRNA BioNTech'le birlikte tanıdık ama onların bir şirketi 1,4 milyar dolara satıldı Japonlara. Yani daha önce de çalışan insanlar tabii bu alanlarda. Ama bu tarz inovatif alanlarda, bu tarz girişimci alanlarda var olduğunuz zaman özellikle aşı teknolojileri, özellikle ilaç teknolojisi, özellikle yani ilaç geliştirme, nadir hastalıklar, genetik hastalıklarda tanı ve genetik hastalıklarda tedavi, kök hücre tedavileri, kansere yeni immünoterapiler,
immünoterapi yaklaşımları, kök hücre terapileri gibi bu tarz alanlarda özellikle faaliyet gösteren inovatif fikirleri olan bilim insanlarının gerçekten girişimci olarak çok fazla şansı var. Ve gelecek zaten bunu istiyor bilim insanlarından. Bugün sadece alın efendim bir protein yapısını, ömrünüz boyunca bir protein yapısını bulmaya çalışın ve hayatınızı sadece 4-5 tane makaleyle sınırlayın. Ama bir proteinin yapısını keşfedin gibi bu da bir yol. Ama girişimci olmak başka bir yol ve şu anda bence daha anlamlı ve daha heyecanlı bir yol diyebiliriz. Teşekkür ederiz hocam. Chat'ten bir soru var. Ben onu sorayım. Merve İlktan sormuş. Sabancı gibi bir üniversitede burslu yüksek lisans için nasıl geliştirmeliyiz kendimizi ortalama dışında? Bilgi verirseniz çok sevinirim. Şimdi öncelikle iyi okullardan kabul almak istiyorsanız öncelikle CV'nizi doldurabildiğiniz kadar doldurmanız gerekiyor. Yani ne yaparsanız yapın mutlaka CV'niz dolu olsun. Bu sadece boş bir böyle kalabalıktan bahsetmiyorum. Gerçekten stajlarla, gerçekten hedefe yönelik bir takım donelerle eğer donatırsanız CV'lerinizi o zaman iyi okullardan ve iyi yüksek lisans programlarından kabul almanız daha olası. Dolayısıyla öncelikle bu tarz okullardan iyi bir kabul alabilmenin birinci önceliği CV'nizin oldukça dolu olması. Staj babında ve yaptığınız projeler, girdiğiniz çalışmalar, bir çalıştığınız projeler, çalıştığınız çalışmalar, işte içine girdiğiniz makaleler, yazar olarak örneğin gibi veyahut da birlikte çalıştığınız bilim insanları. Bunlar oldukça önemli çünkü seçilimde öncelikle bunlara bakılıyor bu tarz yerlerde. Yani daha çok donelere bakılıyor. İkincisi tabii ki çok iyi bir dil bilgisi. Özellikle tabii ki İngilizce'den bahsediyorum dil bilgisi derken. Çünkü genellikle bu okulların dili İngilizce ve İngilizce eğitim yapıyorlar. Dolayısıyla İngilizce eğitim yapan bu okullarda oldukça yüksek bir İngilizce puanı gerekiyor. Ve aynı zamanda tabii ki konuşma becerisi gerekiyor. Çünkü aynı zamanda dersler de İngilizce ve hayatınızın büyük bir kısmı okulda İngilizce konuşarak geçiyor. O sebepten ötürü İngilizce bilgisi de şart. Ve tabii ki başka ne gerekiyor? Yüksek bir not ortalaması tabii ki gerekiyor. Yani sizi akranlarınızdan ayıran her türlü başarı sizin iyi bir takım okullardan, iyi programlardan kabul alma şansınızı her zaman arttırıyor. Bunlar dışında tabii ki kişisel becerileriniz de ön planda. İkna yeteneğiniz, konuşma beceriniz, kendine güvenli duruşunuz ve bu görüşmelerdeki ikna yeteneğiniz, orada kendinizi sunabilmeniz, tabii ki bunlar da başka bir takım işte gereklilikler. Zaten şu anda 4 tane ayak saydım. Bu 4 ayağı da tutturursanız o zaman herhangi bir programdan kabul almama ihtimaliniz zaten yok. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Bir arkadaşımız yüksek lisans ve doktora ile alakalı soru sormuş. Sanırım bütünleşik doktorayı tam anlamadığı için sormuş o soruyu. Az önce anlattık. Bunda kaydı var. İstersen oradan da dinleyebilirsin ama 3+7=10 yerine sadece 5 yıllık bir doktora süreci gibi gerçekleşiyor. Siz yine de anlatmak istersiniz hocam. Tekrar anlatmayalım istersen onu, çünkü anlattım bir kez. Tamamdır. Yüksek lisans yapmadan doktora yapabiliyorsunuz dediğim gibi. Kaydı var. Araştırın. Bu Sabancı Üniversitesi'nde var.
sadece yüksek lisans programı yapmadan bütünleşik doktora diye geçiyor. Bunu Google'da taratırsanız çıkar zaten karşınıza. Tamamdır hocam. Beyza Nur, el kaldırır mısın istersen? Hocam öncelikle merhabalar. Benim şöyle bir sorum olacaktı. Siz yüksek lisansa kabul süreci için belli başlı birkaç kriter saymıştınız. Bu kriterlerin dışında mesela TÜBİTAK projesi gibi öğrencilik zamanında yaptığımız projeler bizim kabul alma sürecimizi ne kadar etkiliyor? Daha doğrusu şöyle sorayım. Mesela bizim İngilizcemizin daha iyi bir olması etkiliyor yoksa TÜBİTAK projesi vesaire yapmış olmamız mı? Yani ne kadar bunlar bir zorunluluk bizim için? Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi artık gerçekten yani iyi okulları ve iyi programları eğer aslan olarak sayarsanız, ekmek olarak sayarsanız bu ekmek aslanın ağzında ve bizim zamanımızda ağzında daha da ileriye gitti artık midesinde falan. Dolayısıyla o ekmeğe ulaşabilmeniz için oldukça fazla emek harcamanız gerekiyor. Yani işte ben öğrenciyim, üniversiteyi bitiririm, bitirdikten sonra işte bir bakayım ne olur ne biter gibi maalesef bir planınız varsa sükutu hayale uğrama ihtimaliniz çok yüksek. Dediğim gibi çok iyi bir plan yapmak zorundasınız. Yani bu bir film vardı Ocean's 11 diye, Ocean's 9 falan diye böyle filmler vardı hatırlarsanız. Gerçi onlar birazcık başka şeyler. Onların da projeleri biliyorsunuz bir banka soymak gibi böyle projeleri vardı orada. O proje için yıllarca çalışıyorlardı yani her ayrıntıyı hesaplıyorlardı. Ya bu da farklı değil yani hayat bir proje arkadaşlar. Öyle görün hayatı. Yani bu projede giriş, gelişme ve sonuç var. Yani girişi de gelişmeyi de mutlaka çok iyi detaylı bir şekilde kurgulamalısınız. Yani bunları kurguladığınız zaman ancak doğru bir sonuca ulaşırsınız. Eğer şansa bırakırsanız doğru sonuca ulaşma şansınız çok düşer. Yani bu bir rulete dönüşür ve rulette de şansınız çok yüksek değildir. O sebepten ötürü girdiğiniz TÜBİTAK projeleri, yapmış olduğunuz çalışmalar, efendim hocalarınızla yapmış olduğunuz projeler, onların yanında yaptığınız çıraklıklar, yapmış olduğunuz stajlar, yazmış olduğunuz ödevler, yazmış olduğunuz makaleler, bunlar açıkçası çok 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 önemli. Yani artık bunları zaten yapmayanlar maalesef şansları da olmayanlar. Yani istemeyen, yani istemeyene yemek yok. Ve isteyebilmek için de biraz atik olmak zorundasınız ve çalışmak zorundasınız. Bu biraz maalesef bizim alanımızda böyle gibi gelebilir size. Ya neden biyolojide böyle? Yani başka alanlar böyle mi falan demeyin. Her alan böyle. Yani artık gençler için yaşam şansı ne kadar çalışırlarsa o kadar. Yani çünkü aynı şeyi düşünün yani bu mesela şimdi diyorlar ki Amerika'ya gidenler özellikle derler ki ya biz Çinlilerle yarışamıyoruz. Sürekli çalışıyor adamlar diyor şimdi, tamam mı? Ve bir algı oluşuyor. Bütün Çin böyle demek gidiyor. Yani Çinliye has bir şey bu diyor özellikle yani. Sonra bakıyor Hintli de aynı. Çok çalışıyor yani. Aşırı çalışıyorlar. İşte bakıyor yanında bir Pakistanlı. O da aynı. İnanılmaz çalışıyor. Yani. Korkunç bir çalışma disiplini var. Sabahın köründe giriyor laboratuvara. Gecenin köründe çıkıyor laboratuvardan, gene sabahın köründe geliyor. Hafta sonu, hafta içi. Sürekli çalışıyor. Şimdi bizim Türkler buna çok alışamıyorlar. Bu çalışma disiplinine. Dolayısıyla Çinlilerden çok aslında hani her ne kadar işte Türk'ün gücü falan gibi böyle şeyimiz olsa da o Çinlilerle çok da yarışamıyoruz. Öyle bir durum yok. Yani bu kadar çalışan bir insanla yarışamazsın.
Yarışamıyorsun da zaten. Dolayısıyla bütün Çinlileri böyle zannediyorlar. Hayır değil. Nasıl peki bu Çinliler orada o şekilde çalışıyorlar? Şimdi 1,5 milyar insandan bahsediyorsunuz. 1,5 milyar insan ve 1,5 milyar insan arasından Amerika'da bir doktora programına kabul alabilmek için yarışan yüz binlerce Çinli çocuktan bahsediyoruz. Yüz binlerce arkadaşlar. Ve bu yüz binlerce insanın arasından en iyi olabilmek için nasıl çalıştıklarını ve nasıl uğraştıklarını herhalde tahmin edebilirsiniz. Yani 100 bin insanın içinden ilk 10 çıkmakla 10 milyon insanın içinden ilk 10 çıkmak herhalde aynı olmasa gerek. Dolayısıyla sizin dünyada yarıştığınız, yani dünyada yarışacağınız insanlar belli başlı ülkelerin süper zihinleri, süper beyinleri. Elenmiş, pozitif seleksiyona uğramış beyinlerden bahsediyoruz. Ve bunlar da genellikle işte bu Çinliler, Hintliler, Pakistanlılar. Ya bunlar inanılmaz çalışan insanlar. Gece gündüz çalışıyorlar. Dolayısıyla tabii ki bizde de şimdi aynı durum. Neden? Genç çok. Neden? Üniversite çok. Neden? Pozisyon az. Ama insan çok. Tabii ki insan çoğaldıkça ve pozisyon azaldıkça yapılması gereken doneler de artıyor. Yani sizin yapmanız gerekenler artıyor. Şimdi ben lisanstan mezun olduğumda bir makalem yoktu. Şimdi bakıyorum. O zamanlar mesela bir makalem olmadığı için çok hayıflanmıyorum. Çünkü neden? Kongre sunumlarım vardı mesela. Şimdi öğrenci olarak kongre sunumu yapmışım. Ne güzel, harika. Yurt dışında stajım var. Süper, harika. Yurt içinde stajlar yapmışım. Güzel, harika. Ve projelere katılmışım, çalışmışım sürekli bir projenin içinde. Bir sürü teknik öğrenmişim. Harika. Şimdi düşünün beni şu anda, bugünün gençleriyle düşünün. Bugünün gençleri şu an söylediklerimin hepsini zaten yapıyor misli. Şimdi benim geçmişte bugünün gençlerinden ne farkım var? Hiçbir farkım yok. Ama geçmişteki gençlerden ben fersah fersah ilerideydim bu söylediklerimle. Yani ben kendi jenerasyonumun gençlerinden fersah fersah ilerideydim. Siz de kendi jenerasyonunuzun gençlerinden fersah fersah ileride olmak zorundasınız. Her jenerasyonun mecburiyeti bu. Çünkü sizin jenerasyonunuzun imkanlarıyla benim jenerasyonumun imkanları aynı değil. Ben bir projeye girebilmek için sizden çok daha fazla uğraştım. Benim okulumda proje yapan hoca yoktu. Bir başka üniversiteye staj başvurusu yapmak nadir yapılan bir şeydi. Nadir olan bir şeydi. Yoktu böyle bir kavram yoktu. Yurt dışına gidip staj yapmak öyle bir şey zaten akıllarda yoktu benim zamanımda. Ne Erasmus vardı ne başka bir şey vardı. Hiçbir şey yoktu. Yani yurt dışına staja gitmek falan böyle hayal gibi bir şeydi bizim için. Düşünün yurt dışında bir yere başvurmak. İnsanlar nasıl başvurulacağını bilmiyordu arkadaşlar. Araştırıyordum. Ben çift anadal yapmak istedim. İlk defa çift anadal hakkı verdiler. Gittim İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum tıbbi biyolojik bilimlerde. Dedim ki ben başarılı bir öğrenciyim. Bölümümün birincisiyim. Çift anadal yapmak istiyorum dedim moleküler biyolojiyle. Karşımdaki memur bana şunu söyledi. Çift anadal ne demek? Anlayamadı. Yönetmelik verdim. Ben buna bakıp dönerim sana dedi. 15 gün sonra gittim. Yönetmeliği okumuş.
Bizde böyle bir şey yok dedi. İstanbul Üniversitesi'nin yönetmeni bizde böyle bir şey yok diyor. Yani çift anadaldan bile bir haber. Artık fakülteler arasında çift anadal yapılıyor. Ve artık yatay geçişler, inşaat mühendisliğinden tıp fakültesine geçişler oluyor. Ve bizim zamanımızda çift anadal yapmanın ne olduğunu bile bilmiyordu üniversitenin. Hocam yönetimi. Maalesef ki şu an bile var günümüzde. Çünkü ben geçen dönem staj yapmak için bir hocamla anlaşmıştım. Gaziantep'liyim ben normalde ama İstanbul'da okuyorum. Gaziantep'te bir hocamla anlaşmıştım ama pandemiden dolayı farklı bir şehre gitmek zorunda kalmıştı hoca. Bana da başka birini tavsiye etti. Onun yanına git, o da çok yardımcı olacaktır falan gibi. Onun yanına gittim, konuştum. Dedi ki sen niye böyle bir şey yapıyorsun ki? Herkes staj yapmamak için kaçıyor. Ücretini veriyor, staj yapmış gibi gösteriyor. Sen bir de gönüllü staj mı yapacaksın falan gibi. Hatta benimle böyle dalga geçer gibi böyle bir imada bulundu. Hani hala var maalesef günümüzde öyle kişiler. Var, var. Dolayısıyla dediğim gibi arkadaşlar mutlaka her devrin kendince zorlukları var. Bizim devrimizin de zorlukları vardı ama dediğim gibi yani kendi akranlarınıza bakacaksınız. Yani çevrenize bakın, akranlarınıza bakın. Onların yaptığının birkaç adım ilerisini yapmak zorundasınız. Bunları yaparsanız o zaman fırsatınız daha çok olacak. O zaman kabul alma ihtimaliniz tabii ki daha yüksek olacak diyebilirim. Kısaca. Bayağı da kısa anlattım ha. Hocam çok teşekkürler cevabınız için. Benim bunu birazcık sormamın nedeni şuydu. Ben yakın zamanda bir neredeyse her şeye uyan bir staj teklifi buldum. Ancak programlama istiyordu orası. Ve benim sıfır programlama bilgim vardı. Ve o biraz canımı acıttı yani. Ve yurt dışı stajdı bu dönemde. Evet. O yüzden şey yani şimdi şu anda benim programlama öğrenmem lazım. İngilizcemi geliştirmeye çalışıyorum IELTS'e girmek için. Bir de TÜBİTAK projesi yapma gerekiyormuş gibi bir his var içimde. O yüzden birazcık size danışmak istedim. Yani bunların hangisini önceliğe koymam gerekiyor? Güzel, harika. Harika, çok güzel. İşte zaten yolunu çizmişsin. bugün her biyoloğun mutlaka biraz programlama bilmesi, biraz data science dediğimiz bu veri biliminden anlaması, mutlaka bir R gibi, bir MATLAB gibi, mutlaka bir böyle bir open source da olabilir veyahut da bir başka şey gibi de olabilir. Bir programlama dili, en azından R gibi, R gibi bir programı bilmesi mutlaka gerekiyor. Zaten İngilizceyi söyledim. İngilizce bilmeden zaten olmaz arkadaşlar. Yani hani siz İngilizce bilmeden bir kariyer falan düşünüyorsanız zaten onu unutun. Öyle bir şey yok. Yani öyle bir hayat yok yani. Hani böyle hani eskiden derlerdi askerliğini yapmayana kız vermezler diye. Hakikaten öyleydi. Askerliğini yapmayana kız vermezlerdi. Öyle bir şans yok yani. Hani ilk sordukları şey askerliğini yapmış mı? Yapmış. Ha tamam, o zaman konuşabiliriz olurdu yani. Sizin için de öyle. Yani askerliğini yapmayana kız yok. Aynı zamanda sizin için de yani böyle İngilizce bilmeyene yok, öyle bir şey yok yani. O yüzden İngilizce şart. Bu net. İkincisi de programlama dili dedik. O kesin. Onu da yapmanız gerekiyor ki dediğim gibi artı bir olun. Ve veri, özellikle madenciliği gibi bir alan mutlaka öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü artık büyük veri var. Biyolojide büyük veri var. Ve hiçbir şey olmasa bile mesela yurt dışına herhangi bir yere gittiğin zaman mutlaka, yani ülkemizden farklı olarak sekans imkanları çok yüksek oluyor. Yani iyi yerlerden bahsediyorum tabii yani. Meksika'ya falan giderseniz bilemem yani. Papua Yeni Gine'de falan ne olur bilemem ama yani Amerika gibi, Avrupa gibi bir yere giderseniz orada göreceksiniz. Sekans yapmak normal, deney yapmak herhangi bir şey yani, sekans yapmak. Ama sekans analizini yapmak işte o veri işleme. O veri işlemeyi yapabilecek kadar Python bilmek, Python bilmek, efendim R bilmek veyahut da ona benzer bir program bilmek önemli.
Zaten bir bilim insanının istatistik bilmemesi zaten mümkün değil. İstatistik zaten öğrenmek zorundasın. İstatistik bilen adam zaten veri anlar. Yani veriden zaten anlayacaktır. Veri inceleyebilecektir. Veri analizi yapabilecektir. Onu öğrenebilecektir en azından. Yani veri bilimine giriş istatistiktir. Bu da tabii ki önemli. Onun dışında da tabii ki bir proje yapmak, projeci olmak en önemli şeylerden bir tanesi zaten. Yani Beyza Nur, doğru yoldasın. Yani İngilizce, programlama ve projeci olmak zaten bir şu anda bir biyoloğun olması gereken şey. Yani bu üçü olmazsa olmaz. Yani hiçbir biyolog bana şu şekilde gelmesin. Efendim biz işte programlama bilmiyoruz ama olur mu? Olmaz. İngilizce bilmiyoruz, olmaz. Veya işte tüp projeci değiliz biz ama yani idare edemezsin. Bu üçü de olacak. Yani kısa ve net. Çok teşekkürler hocam cevabınız için. Ne demek? O zaman ben sıradaki soruya geçeyim hocam. Ebru sormuş chat kısmından. Yüksek lisans öğrencisiyim. Ders dönemi bitmek üzere. Hem çalışıyorum hem de okuyorum. Şu an danışman hocam yok. Danışmanın rolü bu tür programlarda nedir? Yüksek lisans yapıyorsun, danışmanın yok. Son dönemindesin. O nasıl oluyor ya? İlk yılı hocam. Ha, ilk yılı. Ha, okey. Tamam, benim hatam. Kusura bakma. Şimdi danışmanın arkadaşlar şimdi hocalar belki bu söylediğime kızabilirler ama danışmanın çok az bir rolü var. Bir akademik kariyer hedefleyen bir insan bırakmış danışmanı. Şimdi bir akademik kariyerde çok az bir rolü var. Yani bu tamamen insanın kendisiyle savaş gibi bir şey. Yani saçlarınızı beyazlatma potansiyeliniz, efendim hırsınız, otomatik olarak self motivasyonunuz, yani kendi motivasyonunuz, kişisel motivasyonunuz. Arkadaşlar bunlar çok önemli. Yani bir yüksek lisans, bir doktora yaparken en önemli şeyler bunlar. Peki danışman ne yapıyor? Şimdi bizim öğrencilerde şöyle bir şey var, beklenti var. Şimdi armut piş ağzıma düş gibi bir beklenti oluyor bu genellikle. Şimdi danışmana tabii ki gittikleri zaman diyorlar ki ya işte hocam benle çalışacağım. Bekliyorlar ki danışman onlara böyle bir konu böyle süssün, böyle güzel bir konu versin. Ve o konuyu güzel güzel çalışsınlar. Danışman da böyle ittire ittire, yardım ede ede, İşte yapamadıkları yerlerde girip yaparak falan böyle bu iş bitsin. Bizim öğrencilerimiz biraz bu şekilde istiyor. Şimdi diyeceksiniz ki peki hocam danışman bunları yapmayacaksa ne işe yarar? Şimdi bunu iki ülkeye ayırarak anlatmak istiyorum. Şimdi bir ülkede Amerika'dan bahsedeceğim. Burada danışmanlar genellikle Türk öğrencinin istediği tarz danışmanlar. Çünkü hocanın parası var genellikle. Akademik kariyeri varsa o adamın zaten parası da genellikle oluyor. Veya zaten öğrenci alıyorsa mutlaka zaten parası oluyor. Çünkü projesi var. Projesi yoksa, parası yoksa zaten öğrenci almıyor bu adam. Ve bu proje içerisinde çalışacak öğrenciyi alıyor. Yüksek lisans veyahut da doktora. Ve öğrencinin ilk girer girmez genellikle ne yapacağı belli oluyor. Çünkü hocanın bir projesi var, orada bir iş paketi var ve o iş paketini yapacak bir öğrenci aslında orada hire ediyor. Tamam, işe alıyor. Bu Amerika'da bu şekilde yürüyor. Evet, şimdi Türkiye'de işler nasıl yürüyor? Türkiye'de ise genellikle hocaların parası yok. Projesi yok. Peki bu adamlar nasıl akademisyen? İşte bu adamlar genellikle bizim üniversitelerimiz genellikle eğitim üniversiteleri olduğu için proje üniversiteleri değiliz biz genellikle. Eğitim üniversiteleriyiz. Yani Türkiye'deki üniversitelerin çok büyük bir kısmından bahsediyorum bu arada. Çok az kısmı var ki
gerçekten projeci olan üniversiteler. İşte bu eğitim üniversiteleri olduğumuz için daha proje desteğini tam sağlayamadığımız için, daha bunu tam çözemediğimiz için, o bilimsel atmosferi geliştiremediğimiz için hocaların genellikle parası yok. Olmadığı için de maalesef öğrenciye verecekleri bir rol yok. Rol yok. Yani sen hocanın laboratuvarına girdiğin zaman, ya hocanın aklında tabii ki kendi çalıştığı bir alan mutlaka var ama şimdi proje olmadığı zaman, iş paketi olmadığı zaman ne oluyor? Ya al sen şunu çalış. O ne? Çok geniş bir kavram. Çok geniş bir şey çıkıyor karşına bu sefer. Orada neyi çalışayım? E işte şunu çalış. Bazı hoca öyle yapıyor. Bazısı diyor ki bir şey bul gel. Yani hani senin istediğin bir şey olsun. E hocam hani ne çalışıyor? Tabii benim alanıma birazcık yakın olsun. Şimdi işte bizim tarzımız birazcık daha bu. Yani bunu bir kere öğrencinin şey yapması lazım. Bir buranın gerçeklerini anlaması lazım. Yani bizim bilimsel yolculuğumuz böyle bir şeyde başlıyor. Biz böyle sisli bir ortamda başlıyor. Ya bu sisli ortamda el yordamıyla yolunuzu bulmak da sizin göreviniz oluyor. Yani bugün doktorasını ve yüksek lisansını ülkemizde yapmış ve akademisyen olmuş insanlara şöyle bir sorun. Hepsi benzer şeyleri anlatacak size. Farklı bir şey anlatan çok nadir çıkar. E yok mu Amerika'daki hocalar gibi Türkiye'de de hocalar? Var. Ama yani bir elin parmağını geçmez. Çok az var. E onlar nasıl peki böyle? Ya çok iyiler. Gerçekten çok iyiler. Çünkü bizim de aramızda ranj var. Bizim de çok iyilerimiz var. Çok kötülerimiz var ve ortalamamız var. Ama biz biraz daha şanssızız. Çünkü ülke olarak çok zengin bir ülke olmadığımız için çok iyi olan ancak bir işte 10 tane 20 taneye bu imkanlar sunulabiliyor. Geri kalanı iyi olsa bile bu imkanlardan faydalanamıyor. Çünkü bu da maalesef ülkenizin gerçekleri. Bunu da yadsıyamıyoruz. Yani burada ne tamamen suç akademisyenin suçu, bilim insanının suçu, ne tamamen suç öğrencinin suçu. Öğrenci tabii ki beklentisinde haklı. Ama bilim insanının da handikapları var. Parası yok, projesi yok, destek yok. Bir sürü ders anlatmak zorunda. Çünkü dediğim gibi projeci üniversiteler Türkiye'de çok az. En projeciyim diyen üniversitede bile hocanın 10 saat dersi var. Yurt dışında yok arkadaşlar. Proje yapan insanın dersi yok. Yok. Yani bunu ben söylediğim zaman insanlar yok artık canım daha neler. Yok bu yok yahu yok. Haftada 10 bakın 3 hafta boyunca haftada 2 saat dersi oluyor adamın ya. 3 hafta sadece anlatıyor. Haftada 2 saat. Yani 2, 4, 6 saatlik dersi var toplam bir dönemde. 6 saat anlatıyor ve işi bitiyor artık. Ondan sonra full proje. Aklı, sırrı, her şeyi projede. Projeci hoca budur. Yoksa sen haftada 10 saat ders anlat. Ondan sonra bir de proje yap. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Öyle bir şey dünyanın hiçbir ülkesinde, yani hiçbir ülkesinde derken Papua Yeni Gine'den bahsetmiyorum. Böyle bilimsel olarak gelişmiş hiçbir ülkede böyle bir atmosfer yok. Dolayısıyla bizim biraz atmosfer çalışmamız gerekiyor. Yani atmosferi belirli hani PVNRT var ya, normal koşullar, normal şartlar, hatırlıyor musunuz? PV, paran varsa ne rahat. İşte önce biz normal koşulları oluşturmalıyız ülkede. Önce bir normal koşullar altında işte 22.4 neydi? Basınç mıydı? Litre miydi? Hatırlamıyorum şimdi. İşte litreydi hocam. Litre 0 derece efendim işte bir atmosfer basınç. Bunu sağlayamazsan o kimyasal reaksiyon olmaz ki orada. Yani gaza ideal hareketini yaptıramazsın. İşte bundan bahsediyorum. O yüzden
maalesef bizim bu tabii ülkemizin gerçekleri. Dolayısıyla bir akademisyenin sizin hayatınızdaki rolü nedir? Rolü nedir biliyor musunuz? Rolü sizi akademiye hazırlamak, size bir rol model olmaktır. Başka bir rolü yoktur. Size rol model olmaktır. Yol göstermektir. Geri kalan çabayı ve tırmalamayı kendi tırnaklarınızla yapacaksınız. Çünkü hocalarınız ve danışmanlarınız sizin yerinize tırmalayacak ne canı var, ne de zamanı var, ne de gücü var arkadaşlar. Teşekkür ederiz hocam. Belgin Güldes de sormuş. Ben biyoteknoloji alanında yüksek lisans öğrencisiyim. Ders dönemim bitiyor bir dönem. Bir TÜBİTAK projem var. İngilizce bile problemim yok. Akademik kariyer hedeflediğim için fırsatım olmasına rağmen işe girmedim. Tüm enerjimi ve vaktimi yüksek lisansa, projeye ve ÖSYM sınavlarındaki puanlarımı yükseltmeye adadım. İşe girmemek, sektöre adım atmamak benim için bir dezavantaj mıdır? Diye sormuş. Ya benim bir hocam vardı. Çok sever sayarım. Ben o zaman kimya mühendisliğini bırakmışım. Yeni gitmişim hocamı Cerrahpaşa'ya. İlk tıbbi biyolojik bilimler bölümü, tıbbi biyoloji ve genetik dersi. Fakat doktorlarla birlikte alıyoruz, hekimlerle birlikte alıyoruz bu dersleri. Hekimlerin dersi, temel tıp dersi. Biz de onlarla birlikte 2 sene boyunca okuduk. 2 sene onlarla birlikte ders aldık böyle. Tıbbi biyolojiyi de çok seviyorum çünkü benim bölümüm yani. Ve hocamın yanına gittim. Hoca bana dedi ki, tabii oturdum ben direkt. Oturabilir miyim dedim. Otur. Merhaba, ben Kaan Yılancıoğlu dedim. Öğrencisin, 1. sınıftayım. Daha yeni geldim. İşte amacım bilim insanı olmak falan böyle. Uçuyorum kaçıyorum işte. Daha 20 yaşında aslan gibi bir delikanlı. Ondan sonra uçuyor kaçıyor hocanın karşısında. Hoca da dinliyor beni. Sakin sakin. Ondan sonra dedim ki ben dedim bilim insanı olmak istiyorum. İşte şöyle yapacağım, böyle uçacağım, şöyle kaçacağım falan. Hoca durdu şöyle bir gülümsedi. Kaan dedi. Efendim hocam dedim. Sen dedi akıllı bir çocuksun dedi. Seni de sevdim dedi. Fakat dedi bir şey merak ediyorum dedi. Senin ailen zengin mi dedi. Durdum şöyle bir. Yo hocam dedim. Memur ailesi. O zaman dedi. Biraz dedi dikkatli ol dedi. Akademisyenlik konusunda, bilim konusunda, yüksek lisans, doktora konusunda biraz daha düşün dedi bana. Anlamadım tabii ben yani. Hocam ne demek istiyorsun? Ama bak dedi, bu iş dedi zordur dedi. Bu iş dedi önceleri dedi para kazanamazsın dedi. Bak dedi yani ekonomik olarak dedi kendini kuvvetli tutmak zorundasın, güçlü olmak zorundasın. Ailen destek olabiliyorsa dedi yürü dedi istediğin kadar. Ama destek olamıyorsa dedi, ikinci planlarını da yap dedi. Çok haklıydı. Gerçekten çok haklıydı. Arkadaşlar, akademisyen olmak istiyorsanız bir desteğe ihtiyacınız var. Yani 2 kere 2 4. Şimdi diyeceksiniz ki hocam, siz ne yaptınız? Arkadaşlar, ben şanslı olan insanlardanım. Ailem bana destek oldu. Yani okul hayatım boyunca hep desteklerini hissettim. Ve bir başka şansımda Sabancı Üniversitesi ile tanışmak ve başka bir şansımda biraz hırslı bir genç olmaktı. Biraz fazla tırmalamak ve hayatta hırpalanmayı çok da takılmadan tırmalamayı bilen bir adam olmaktı. Ailem bu konuda beni iyi yetiştirmişti. Dolayısıyla Sabancı'dan da burs aldığım için, yani oradan para da kazandığım için ben şanslı olan insanlardanım ve full time, tam zamanlı yüksek lisans ve doktorama devam edebildim. Dolayısıyla mutlaka bu aşamada, yani yüksek lisans yaparken olsun, doktora yaparken olsun, tabii ki bir noktada para kazanmanız lazım hayatta kalabilmeniz için. Yani şimdi
böyle romantik düşünmenin de bir anlamı yok. Yani çok da romantik olmanın bir anlamı yok. Şimdi bir takım burslar var. TÜBİTAK, BİDEP bursları var. İşte MEP bursları var. Şimdi bir kere kendinizi her zaman bir kere eğer ailenize yük olmayayım, ailemin de durumu çok fazla yok gibi bir durumunuz varsa mutlaka arkadaşlar birinci sınıftan itibaren, ikinci sınıf, üçüncü sınıf ne zaman fark etmez. Bu bursları bir kere kafanıza bir koyun. O burslar ne gerektiriyor, ne lazım bunları yapmak için? En böyle azami şekilde, en böyle limiti zorlayacak şekilde, en üst limiti zorlayacak şekilde başarıyla o burslardan bulmaya çalışacaksınız. Almaya çalışacaksınız. Başka çaresi yok. Yapamazsanız ne olacak? Yapamazsanız da yarı zamanlı çalışmak zorunda kalacaksınız. Yani hem çalışıp hem okumak zorunda kalacaksınız. Bu da akademik kariyerinizi zedeleyecek. Çünkü bir koltukta iki karpuz oturmuyor. Oturamıyor. Yani bir yerde çalışırken bir yerde de yüksek lisans yapmak öyle kolay olmuyor. Çünkü dedim ya benim şansım neydi? Ben tam zamanlı yüksek lisans, tam zamanlı doktora yaptım arkadaşlar. Bir yerde çalışmadım. Benim işim gücüm laboratuvardı. Her gün sabah laboratuvarı açardım kapısını. Bütün gün bilim yapar, laboratuvarı kapatır çıkardım. Benim işim buydu. O sebepten ötürü akademik gelişimim çok iyi oldu. Hocalarım da sağ olsun. Onlardan da örnek alarak, onlarla da çok vakit geçirerek ben bu şansı yakaladım. O yüzden kendinize mutlaka kaynağımı nereden bulurum planını da yapmak zorundasınız. Bunu da söylemek gerekiyor diyebilirim. Hocam belgenin sorusuydu bu. Belki siz chatten okumuşsunuzdur ama ben yine de cevabını söyleyeyim. Evet gördüm. Tamamdır o halde. Yukarıda bir soru daha var. Onu ekleyeyim hemen. Evet, bu arada bu konuya bir şeydi. Çok küçük daha bir şey. Yüksek lisans ve doktorayı atlatırsanız bu da bir 6 senelik vakit ediyor. Bir 6 seneyi atlatırsanız ondan sonrası zaten biraz daha kolay. Çünkü ondan sonra yurt dışına gidebilirsin. Postdoc olarak Türkiye'de pozisyon arayabilirsin. Ders anlatabilirsin sağda solda. Hiçbir şey bulamazsan doktor olarak endüstriye başvurabilirsin. Doktor unvanında olduğu için Ar-Ge departmanlarında fırsatın doğar. Ama bir 6 sene arkadaşlar gerçekten zorlu bir 6 sene olacak. Onu size söyleyeyim yani eğer mali desteğiniz yoksa. Teşekkürler hocam. Bayağı üzüldük şu an. Bence hep birlikte yani benim birazcık moralim bozulmuş olabilir. Ramazan sorusuna gelecek. Şimdi moral bozmayın. Bakın bunu moral bozun diye söylemiyorum. Buna hazırlıklı olun diye söylüyorum. Çünkü yani bu yolun bir şeyi. Yani mesela okuyun, bilim insanlarının hayatlarını okuyun bir kere. Hiç bilmiyorum okudunuz mu ama o kadar gariban bir hayat yaşamışlar ki birçoğu. Yani burjuva olan bilim insanları da var. Çok böyle aristokrat kesimden yetişmiş, aileleri zengin böyle. Çok mal varlıkları olan çok böyle inanılmaz şeyler de var. Mesela Darwin öyle. Yani adam zaten zengin bir ailenin çocuğu. Tıp fakültesine gidiyor, bırakıyor. Ondan sonra jeolog olmaya karar veriyor falan. Böyle yani böyle insanlar da var. Yani mesela Tesla aynı şekilde. Yani çok zengin bir insan. Yani umurunda değil adamın. Yani anlatabiliyorum. Hani çok fazla böyle insan var ama çok fakir insanlar var. Mesela bir Aristo'ya bakın. Ne bileyim işte o kadar çok var ki mesela şu Galilei. Mesela, öyleydi hocam. Bayağı fakirdi. Mesela Galilei Galileo var. Mesela adamın hayatını. Yani işte ne bileyim Leonardo da Vinci falan. Yani bu adamlara bakın. Bu adamlar böyle devlete böyle askeri şeyler yapıyorlar. Böyle projeler yapıyorlar. Adam sabah gidiyor.
işte top yapıyor, top dizayn ediyor falan böyle bir şeyler, askeri bir şeyler dizayn ediyor. İşte 3-5 kuruş para kazanıyor. Ondan sonra gidiyor bilim yapıyor falan, yani böyle yaşıyorlar. Yani bilim insanları çok hep fakirlikten geçmiş arkadaşlar. Bilim yapmak öyle bir şey. Bak bilim ve sanat böyle bir şey. Çünkü kişi kendisi tercih ediyor bu alanı. Yani bu kişinin biraz kendisi için yaptığı bir şey. Kendi tatmini gibi. O sebepten de tabii biraz zor oluyor tabii süreçler. Evet. Bir şey soruyordun bana. Ravza sormuş hocam. Onu ileteyim ben. Ravza birinci sınıfmış. Lisans birinci sınıf için önerileriniz nelerdir? İlgili olduğumuz alanları bulmak için neler yapabiliriz? Vallahi öncelikle bir an önce ilgili olduğun alanı boş ver şimdi. İlgili olduğun alanı ne olduğunu birinci sınıfta öğrenmene gerek yok. Yani o 50 kere değişecek zaten. Ben doktorayı bitirdim. Doktoradan sonra bile hala ilgili olduğum alanı bilmiyordum yani. O sebepten ötürü ona takılma. Birinci sınıftaki bir öğrencinin yapması gereken şey iyi derecede İngilizce öğrenmek, veri bilimini öğrenmek, programlama öğrenmek ve proje yazmayı ve bir projenin içerisine girmeye çalışmayı öğrenmek. Onun dışında birinci sınıf öğrencisinin yapması gereken bir şey yok. Ha, bunlardan laboratuvara şu an giremiyorsunuz çünkü koronavirüs var diyelim. Ama hala İngilizce öğrenebilirsiniz. Hala programlama dili öğrenebilirsiniz. Hala veri bilimini öğrenebilirsiniz. Hala öğrenebileceğiniz çok fazla şey var. Evde oturmak yerine zaten dersleriniz de var online. Aslında bir sürü işiniz var yani. Aslında hiçbiriniz de oturacak da öyle çok bir fazla vaktiniz de yok evin içinde. Onu da artı dipnot olarak söyleyebiliriz yani. Evet. Hocam az önce bileşik doktora demiştik de grupta hani onunla ilgili bahsettiğimizi yazmıştık. Murat hocamız da şey demiş ona karşı cevap olarak. Maalesef iki kat daha zor oluyor. Yaşamış birisi olarak söylüyorum. Üstüne yüksek lisans yapıyor olmak ve yapmış olmak ilanlarını kaçırdım bu süreçte. İyi değerlendirmek lazım artı ve eksi yönlerini diye söylemiş. Tabii ki bu artı ve eksi yönleri herkese göre değişebilir belki de. Tabii, ama siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Haklı, doğru. Biraz daha zor. Çünkü daha hızlandırılmış. Hocalar daha çok beklentisi var. Daha çok şey istiyorlar öğrenciden. Daha kısa bir zamanın var. Daha yüksek lisans yapmamışsın. Proje nasıl yazılır bilmiyorsun. Bir anda proje nasıl yazılırla karşılaşıyorsun. Dersler var bir taraftan takır 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 gidiyor. Doktora yeterliğe gireceksin o arada falan. Tabii yüksek lisans buna bir hazırlık süreci. Yani bu tamamen tercih meselesi. Benim iki tane arkadaşım var. Onlar doktorant olarak geldiler mesela Sabancı'ya. Biz yüksek lisansımızı bitirdik, doktoraya devam ettik. Aynı zamanlarda bitirdik. Yaptılar, bitirdiler. Şimdi ikisi de hoca. Acıbadem Üniversitesi'nde mesela. O yüzden yapılabiliyor. Yani diye düşünüyorum. Ama tabii yani herkesin karakterine uygun olmayabilir. Yani o birazcık kişiden kişiye değişiklik gösterecek bir şey, ben de katılıyorum. Evet. Teşekkürler hocam. Belgin Güldeste sormuş. Kaan hocam, programlamaya sıfırdan başlayacak biri için önerileriniz nelerdir? Vallahi geçen gün arkadaşlar dedim ki kendi kendime, evde oturuyorum. İşim var yani, çok işim var da. Dedim ki yani boş zamanlarım var. Boş zamanlarımda da böyle gereksiz işler yapmaya başladım. Böyle CSGO falan oynuyorum böyle. Counter Strike falan oynuyorum böyle. Ya biraz da fazla oynamaya başladım. Yani canım sıkılmaya başladı. Yani bu ne öyle yani. Tekrar döndük 15 yaşındaki gibi. Oturduk Counter Strike oynuyoruz. Headshot falan yapıyoruz. İyi hoş da dedim yani. Bu böyle gitmez yani. Sıkıldım çünkü yani. Çok eğleniyorum ama şey yaptım. Bir an. Şimdi öğrencilere de şey olsun diye bir taraftan, hani kendimden çok örnek veriyorum çünkü şeyde kaybolmayın arkadaşlar yani. Bakın ya, ben 38 yaşıma gelmiş bir adamım yani, neler yapıyorum onu anlatıyorum yani. Biz de boş vakitler harcıyoruz, biz de
yani çalışıyoruz. Biz de saçma sapan işlerle uğraşıyoruz arada bir. Biz de bazen kayboluyoruz. Yani böyle kendinize rol model aldığınız insanlar mutlaka vardır. Yani zannetmeyin ki yani o rol model aldığınız insanlar her şeyi mükemmel yapıyorlar. Hayır, her şeyi mükemmel falan yapmıyor kimsenin. Daha ben bugüne kadar her şeyi mükemmel yapan bir insan görmedim. Mükemmel bir insanla da karşılaşmadım. Dolayısıyla kendinize çok yüklenmeyin diye anlatıyorum bazı şeyleri de. Neyse. Dedim ki ya bu çok fazla zamanımı almaya başladı. Counter Strike güzel, gelişiyoruz burada. 10 yaşında işte çocuklar deli gibi oynuyorlar falan. Onlarla oynaya oynaya headshot yapmayı anca öğrendim falan. Böyle canavar gibiler. Refleksler falan da uçuyorlar falan. Ama dedim bu böyle gitmez. Ve ben müzik prodüksiyona biraz yatkın bir insanım. Müzikle ilgileniyorum. Bak Onat gibi. Onat da orada müzisyen. Ben de müzikle uğraşıyorum. Ve seviyorum müzik yapmayı. Hatta single'ım da var. Netle'den yayınladığım da bir klibim de var. Kaan Yılancıoğlu diye aratırsanız. Hemen bakalım hocam. Ya böyle bir insan. Yalnız o kadar enteresan ki. Şimdi ben geçen gün bunu yazdım bir yere. Böyle yine bir toplantıda. Kaan Yılancıoğlu işte bakın falan diye. Biri girmiş bakmış altına yazmış. Benim altına yazıyor sonra. Diyor ki hocam diyor bu nasıl bir benzerlik diyor. Bunu diyor dublörünüz olarak kullanın diyor. Ben böyle benzerlik görmedim diyor. Ya ben hani kendi şarkımı söyledim. O hakikaten şaka yapıyorum falan zannetmiş. Yok hayır olamaz diyor yani. Bu dublör olmalı falan diyor. Neyse onu seviyorum ben de. Müzik prodüksiyon, müzik. Yani yıllardır çok gençliğimden beri uğraştığım alanlar. Bu arada hani müzisyenlere soruyorlar yani müzikle ne zaman tanıştın? 2 yaşından beri müzik yapıyorum falan diye böyle bir şeyler ve dalgası geçilir. Hakikaten ben 2 yaşından beri müzik yapıyorum. 2 yaşında şarkı söyleyen bir adamdım ben. Yani annem söylüyor ben bilmiyorum yani bunu. Neyse. Dedim ki yani bir şey öğreneyim ben. Hemen şimdi arkadaş diyecek ne uzattı herif. Nasıl anlat bitiremedi. Çünkü bağlayacağım. Ben öyle çok severim böyle sağdan soldan gelip bağlamayı. Bütünsel yaklaşım. Tüme varım. Evet. Ve dedim ki şu Udemy'yi bir açayım bakayım. Orayı da Türkler kurmuş. Çok da hoşuma gidiyor yani. Şimdi bu iki tane girişimci Türk'ün yaptığı Silikon Vadisi'nde gerçekleştirdikleri dünyanın en büyük eğitim portallarından bir tanesi. Udemy reklam da aldık alta. Ve dedim ki şurayı bir açayım dedim. Ne var ne yok yani bir öğreneyim bakayım. Hakikaten müzik production yazdım. İşte onun programı var FL Studio. Şu programı bir öğreneyim ben. FL Studio yazdım. Evet. Satın aldım. Çok bir paraya da satın almadım. Ya kaç? 60 lira mı 50 lira mı öyle bir şeye satın aldım. Yalan olmasın şimdi hani şey olarak. 70 saat, 78 saat bir eğitim. 78 saat ya, 78 saat bir hafta içinde düşünseniz 78 saat boyunca tavana baktığınız oluyordu muhtemelen. Hepimiz 78 saatimizi tavana bakarak bir hafta boyunca mutlaka harcıyoruzdur. Dedim ki ben 78 saat Counter Strike oynamayayım ki gene oynadım. Bir kısmıyla dedim bunu öğreneyim. Arkadaşlar oturdum. Hakikaten. Cumartesi, pazar. Pazartesiye sarktı. Bitti. Tamam. Bitti. Ve şu anda bir müzik production, böyle bir FL Studio müzik prodüksiyon falan şu an gayet rahat bir şekilde yapabiliyorum. Yani ciddi. Hatta bir şarkı yaptım. Bir DJ arkadaşım var. Yolladım. İnanmıyor benim yaptığıma. İnanmıyor. Yok diyor, mümkün değil diyor. Yani olamaz. Hatta geçen gün diyor ki bana abi diyor lütfen diyor duo yapalım. Madem öyle sen prodüksiyon ben DJ duo çıkalım diyor. O şeylere çıkıyor performanslara. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ben 38 yaşındayım. Sinaptik artık potansiyelim 20'li yaşlarıma göre oldukça azalmış durumda. Benim sinaptogenezim oldukça yavaş. 20'li yaşlardaki bir insana göre. Dolayısıyla sizlere ne önerebilirim? Açın arkadaşlar Udemy var.
Diğerlerini şey yapmıyorum. Türkler yapmamış onları. Onları vermiyorum. Ya diğerleri de var işte. Edex var falan. Coursera var. Bir sürü var yani. Açın programlama. Python. Yazın. Python programming. Tamam mı? Karşınıza çıkan en ucuzunu alın. En ucuzunu. 10 liralığını alın. 12 liralığını alın. Ve onu öğrenin. Saatinizi ne kaç saat? En fazla zaten 40 saat, 50 saat. Ve çok rahat bir şekilde öğrenirsiniz. Bu kadar. Yani artık öğrenmeyin artık. Dövdükleri bir dönemde yaşıyoruz yani artık. Bana demeyin artık hocam nereden başlayalım. Ya yazdığın yani Introduction to Programming yazsan sadece YouTube'dan öğrenirsin bak. Sadece YouTube'dan. Para bile vermene gerek yok ya. YouTube'a giriyorsun. Programming yaz. Yemin ediyorum sana bir seneye hacker olursun ya. Öyle bir bilgi deryası var yani. Evet. Hocam kesinlikle haklısınız bence. Hatta eğitimler çok çok uygun. Yüz yüze alacağımız eğitimlerden, kişisel olarak alacağımız eğitimlerden çok çok uygun gerçekten. Tabii mutlaka canım. Kullanmalıyız bu imkanı. Bu arada Merve Tosun soru sormuş hocam. Öncelikle teşekkür ederiz bilgiler için. Yüksek lisans başvuru gerekliliklerine baktığımda iki tane referans mektubu gibi bir engel çıkıyor karşıma. Hele ki hocaların yüzümüzü bile görmediği, haberleşmenin kısıtlı olduğu bu online dönemde okulumuzdaki akademisyenlerden referans mektuplarını nasıl alabiliriz? Nasıl isteriz? Ne sunmamız gerekir? Var mıdır bunun bir yolu, yordamı diye sormuş. Arkadaşlar bir yol yordamı var. Şöyle ki, ya bu adamlardan bir kere ders alıyorsunuz. Bir kere. Öncelikle ders alıyorsunuz bu insanlardan. Yani akademisyenlerden ders alıyorsunuz. Şimdi dersini aldığınız insana biraz tabii o şekilde bakın. Yani şu derse birazcık bir böyle bir ilgi gösterin yani bir derste. Böyle bir ilginiz olsun. Ya hocaya bir merhaba ben buradayım de. Anladın mı? Bak mesela Onat benim ilgimi çekti ya. Adam bak benim ilgimi çekti. Yani hatta tanımak istiyorum. Onat bir açar mısın? Sen kimsin? Tanıt bakayım kendini bana ya. Onat şu an oradan sesin gelmiyor. Diğer şeyden gelmesi gerekiyor galiba. İki cihazdan bağlanmıştım. İkinciden mi bağlanmış? Nereden? Bilmiyorum. Onat chatten yaz olmazsa fark etmez. Rahatsız ettik çocuğu. Çocuğu rahatsız ettik ya. Vallahi orada dert yarattım adama. Dert şey yaptım ya adama. Hocam Onat'la da aynı projede yer alıyoruz bu arada biz. Onat ilgimi çekti bak. Adam bak konuşmuyor bile. Köşede orada oturuyor ama bak ilgimi çekti adam. Müzik var adamda. Yukarıdan kamera var. Belli ki bir şey var yani bir yayıncılık şeyi var adamda bir. Yani belli yani bir şey var yani bir dijitale karşı bir şey var. Kamera kalitesi iyi falan tamam mı? Yani adam orada oturarak bana birçok şeyi anlattı zaten. Tamam mı? Ya bir öğretmenlerinize bir öğretmen diyorum yalnız. Ya öğretmen ya zaten. Profesör öğretmen demek bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Profesör öğretmen demektir. Anlatabiliyor muyum? Yani bir öğretmenlerinize böyle bir hocalarınıza ya bir kendinizi bir gösterin ya. Ya bir merhaba hocam. İşte hocam şu alanla da ben ilgileniyorum. Ya hocam şöyle bir sorun var. Efendim. Süper ya. Aferin Onat. İşte budur ya. Bak, adam ne güzel. Gerçekten başarılı bak yani bunu söylemeye çalışıyorum. Yani kendinizi gösterecek bir şey yapın. Yani şöyle tık tık yapın yani adam bir anlasın seni görsün. Sonra diyeceksin ki hocam merhaba ben şu dönem dersinizi aldım. Dersinizde özellikle şu konularla çok ilgilendim. Ve dersinizden yola çıkarak ilgimi şu alana çevirdim ve şu alanda kendime bir staj aradım. Ve o staja kabul edilmek için bir referansa ihtiyacım var. Bana referans olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Bu kadar. Yani bu işin raconu bu. Ama sen kameran kapalı. Aynen böyle. Tamam mı? Sıfır ses,
Dersi de dinlemiyorsun. Tamam mı? Böyle 14 hafta boyunca gitmişsin. Sonra hocaya mail yazıyorsun. Hocam, benim bana referans verir misiniz? Ya sen kimsin? Sana niye referans vereyim? Anlatabiliyor muyum? Arkadaşlar, almadan vermek sadece annenize ve Allah'a mahsustur. Tamam mı? Kimse almadan bir şey vermez. Dolayısıyla ilgi de verebileceğiniz bir şeydir sizin. Öğrenci olarak verebileceğiniz en kıymetli şey ilginizdir. Tamam. Burada bana ilgi göstermeseniz ben burada bir dakika bile konuşmam. Aynı şey dersleriniz için de geçerli. O yüzden hocalarınızdan referans istiyorsanız hocalarınızla ilgileneceksiniz. O ilgi görürse o zaten sana referans olur. Bir ikinci şey, tabii ki adamın projesine girersen, adamla birlikte çalışırsan, adamın birazcık işine yararsan, bu da bir win-win'dir bu arada. Hiçbir hocanıza da kızmayın. Efendim hoca işte benimle ilgilenmiyor. Ya hoca seni niye ilgilensin? Hocaya ne veriyorsun sen? Ya bu bir şirket gibidir arkadaşlar. Ben stajyer mesela, bana yılda vallahi yalan olmasın herhalde bir 100-150 başvuru oluyor yani. Staj başvurusu. 100-150 diyorum arkadaşlar. Yani o rakamı tezahür edebiliyor musun? Bam, ne üniversite? Her üniversiteden ya. Her üniversiteden. Neredeyse. Şimdi bakıyorum tabii ki. Bakıyorum ya. İşte hocam ben işte gönüllü şey stajımı yapmam. Zorunlu stajımı yapmam lazım. İşte yanınıza gelip staj yapabilir miyim? Şimdi neden böyle bir şeye sokayım ki kendimi? Niye böyle bir zorunluluğa, böyle bir yükümlülüğe, böyle bir şeyin altına sokayım kendimi? Gönüllü stajı varmış, benim yanımda staj yapmak istiyormuş. Niye? Bir, ben ne çalışıyorum bilmiyorsun. İki, bana hiçbir şey önermiyorsun. Üç, benim ne işime yarayacağını anlatmıyorsun. Bana kendini satmıyorsun. Dört, ne yaptığını bile anlatmıyorsun bana. Onu bile bilmiyorum. Bana oraya boş bir CV koymuş. Bomboş ama CV de bomboş bu arada. E şimdi bu hoca niçin seni staja alsın ki? Arkadaşlar, yani şu konuşmanın özü bu olsun. Yani ne dedim ben yüksek lisans başvurusunda? Dört tane basamak saydım. Bir tanesi neydi? Hatırlayın bir. Kendini satma becerisi. Yani biz ona kendini ifade becerisi diyoruz ama aslında kendini satmaktan başka bir şey değil bu. O kendini ifade becerisi. Kendini ifade etmek. Karşındaki insana işine yarayabileceğini gösterme. En önemli şey bu arkadaşlar. Birinden bir iş istiyorsanız onun ne işine yarayacağını da göstermek zorundasınız. Bu anne baba ilişkisi değil çünkü. Bu Allah kul ilişkisi değil çünkü. Bu iki insanın bir sözleşmesi. Ve sen ona ne verirsen o da sana bir şey verir. Böyle bir sözleşme. Yani hiçbir hocaya kızmayın yani. Ah beni staja almıyorlar, bütün hocalara yazdım bana dönmüyor falan. E demek ki hiç ilgilerini çekecek hiçbir şey yapmamışsın demek ki sana dönmüyorlarsa. Seni kabul etmiyorlarsa demek ki yani hiçbir işe yaramıyorsun demek ki. Kendine bir kere bunu soracaksın. Yani arkadaşlar çuvaldızı kendinize batırmayı öğrenin. Öyle kendini iğne batırarak öyle anne sıcaklığında, yuva sıcaklığında falan, dünya öyle değil. Tamam mı? Dünya sizin yuvanızın sıcaklığında değil. Annenizin size davrandığı gibi böyle pamuklar içinde davranmayacak. Tamam mı? Bir kere bunu öğreneceksiniz. İkincisi, çuvaldızı kendinize saplayacaksınız. Tamam mı? Ondan sonra çıkacaksınız yola. Bu sert. Ama hayat sert.
Bunu unutmayacaksınız. İşte diyecek, buradan çıkanlar diyecek ya Kaan Hoca canımızı ne sıktı ya. Diyeceksiniz. Çünkü maalesef ben size pembe bir dünya sunmak için burada konuşmuyorum. Size yol göstermek için buradayım. Evet. Yeterli olmuştur diye düşünüyorum herhalde. Evet hocam, teşekkürler. Bu arada hocam ben de bu konuda bir ekleme yapmak istiyorum aslında. Birinci ve ikinci sınıftayken böyle hocalarımız çok soğuk geliyordu bana maalesef. Ve böyle bir iki tane sadece hocayı hani samimi bulabilmiştim. Onlarla da iletişime geçmek istiyordum ama ikinci sınıfta da zaten online eğitime geçtik. Yani hiçbir şekilde iletişime geçemeyecektim. Ben de şeye karar verdim. Yaptığım şeylerle alakalı onları bilgilendirmek ve tavsiyelerini almak gibi bir şey yapayım. Mesela dergi çıkardık. Dergiyle alakalı çıkardığımız dergiyi ona atıp hani hocam bu nasıl olmuş gibi fikrini falan almak istiyordum. Sonra hocamız beni aramaya başladı. Yani ben ona birkaç kere böyle rahatsız ediyormuşum gibi hissediyordum. Ama sonra bir baktım hocamız beni arıyor. Şey diyor, hani Çiğdem o işi nasıl yaptın? İyi oldu mu? Hani dediğim düzeltmeyi yaptınız mı? Falan gibi şey yapmaya başladı. Anladım ki o da aslında hani bunu istiyor. Hani bizim evet, onları zorlamamızı, harekete geçirmemizi istiyor belki de. Tabii tabii tabii. Ben her zaman söylüyorum bunu. Yani öğrenci zannediyor ki yani hoca böyle bütün öğrencilerin peşinden koşacak kadar vakti var. Ya yani bizim hiçbirimizin vakti yok arkadaşlar. Yani öyle bir vakit yok yani. Aa, ben işte Çiğdem'i arayayım, işte atıyorum Melisa'yı arayayım, yok işte Onat'ı arayayım, gelsinler benimle birlikte. Bakın ben şu anda yüzlerce gönüllüyle çalışıyorum. Yani sadece akademisyenlik yapmıyorum. Toplumsal, sosyal bir takım projeler içinde de, kendi projelerim içinde de çalışıyorum. Öncelikle herkesebilim.org isimli bir bilim mecram var. Ve bu bilim mecrasında her hafta, bazen her gün, bazen 2-3 günde bir bilimsel yazılar paylaşıyoruz. Orada 50 tane yazar var. 50'yi geçtik hatta. 50'yi geçkin yazar var. Sizin gibi öğrenciler bunlar. Ve o öğrencilerle birlikte, tabii teşekkür ederim dinlediğiniz için Güldeste. Bu öğrencilerle birlikte bir bilim şeyi yapıyoruz. Paylaşımı yapmaya çalışıyoruz. Şimdi onlarla ayrı çalışıyorum. İlkokullarla bilimsel düşünüyorum, seminerleri yapıyorum. İlkokul öğrencilerine bilimsel düşünmeyi anlatıyorum. Bunu şeye yayabilmek için, daha çok yapabilmek için, yüzlerce okula ulaşabilmek için, binlerce öğrenciye ulaşabilmek için orada 50 küsür başka gönüllüyle çalışıyorum. Kendi laboratuvarım var, orada öğrencilerim var. Onlarla başka bir grupta çalışıyorum. Yani ama inanın diyeceksiniz ki ya bu kadar işi nasıl yapıyorsun? Bu kadar işi ben işte yapamıyorum. O yüzden organize etmek için belirli öğrencilere ihtiyacım, belirli insanlara ihtiyacım var, gönüllülere ihtiyacım var. Beni dürtecek, benim işimi hafifletecek, benim yap dediğimi yapıp arkamı bile dönmeme gerek bırakmayacak insanlar gerekiyor. Eğer bu insanlar olmazsa ben bu işlerin hiçbirini yapamıyorum. Yapamam zaten. Ekip işi zaten bunların hepsi. Dolayısıyla ben seçerken, kişi seçerken bu şekilde insanları seçmeye gayret ediyorum. Ve bunu neden anlattım? Çünkü bütün hocalar aynısını yapıyor. Hiç kimse bunun tersini yapmaz. Hiç kimse sırtında taşıyacağı şeyi, kişiyi yanına almaz. Bak bir öğrencimiz sormuş. Arkadaş diyor ki lisans eğitiminizde diyor birçok projede yer aldınız. Nasıl yaptınız diyor. Kafa atarak yaptım. Bildiğin kafa atarak yaptım. Hocaların kapısına kafa atarak yaptım. Hepsinin odalarına girdim, tanıştım, kendimi anlattım. Onlarla ne yapabileceğimi öğrenmeye çalıştım. Onlara bir şeyler sundum. Birlikte bunu yapabilir miyiz diye sordum. Ne kadar staj varsa hepsine başvurdum. Gözümü kulağımı açtım. Bütün üniversitelerde neler oluyor diye merak ettim. Oradaki arkadaşlarıma sordum. Oradaki hocalar ne yapıyor diye merak ettim. Şimdi işiniz çok daha kolay. Sosyal medya var. Bak bana yazdınız. Hocam işte böyle böyle program yapıyoruz. Katılır mısınız? Hop geldim, katılıyorum. Yani ayağınızdayım.
O zamanlar böyle bir şey de yok. Gidiyorsun birebir ikna ediyorsun. Birebir ikna. Birebir ikna etmeye çalıştım. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Yani hep çalıştım, hep çabaladım. Hep uğraştım. Sürekli didindim. Bir dakikamı bile boş geçirmedim. Şimdi de Counter Strike oynuyorum. Çok iyi, çok teşekkür ederiz hocam. Hocam ben bir şey sormak istiyorum. Cidden. Tabii. Hocam bu staj için veya herhangi bir hocamıza mail atarken hani kendinizi satmayı bilin dediniz ya. Bunun için mesela bazen örneklere bakınca ya da ben yazınca hani nasıl bir değer katabilirim diye düşünce şimdi ben 3. sınıf öğrencisiyim. Yani çok büyük bir laf etmek istemiyorum. Hani size değer katabilirim. Yani ben daha kimim ki gibi bir hisse kapılıyorum. O yüzden ne yazacağımı da bilemiyorum. Ve orayı böyle basit bir cümleyle geçmeye çalışıyorum. Hani onu nasıl yapabilirim acaba? Arkadaşlar bir kere hedefe yönelik olmak zorundasınız. Bu çağ artık hızlı bir çağdayız. İnsanların çok zamanı yok. Okumaya, insanların anlamaya, insanların uğraşmaya, insanların aramaya, araştırmaya çok fazla vakti kalmadı. Öyle bir dünyada yaşıyoruz. Her insanın da çok işi var. Yani çok fazla occupied, tamam mı? Çok çok dolu, yoğun. Dolayısıyla hedefe yönelik çalışacaksınız. Ne diyeceksin? Hocan ilgini çekiyor çalışma alanı. Onunla staj yapmak istiyorsun. Onunla çalışmak istiyorsun. Ne yapacaksın? Bir kere adamın en son yaptığı çalışmalara bir bakarsın. En son ne yapmış bu adam? Veya bu kadın ne yapmış? Bakarsın. A maddesi, B maddesi, C maddesi, D maddesi. Tamam, 3-4 tane makalesini alırsın. Bir okursun. Ondan sonra dersin ki hocam ben şu 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 teknikleri öğrenmek istiyorum. Çünkü çalışmalarınızdan, şu çalışmadan çok etkilendim. Şu çalışmada çalışmak ve bu çalışmada çalışıp öğrenirken de benim de şöyle bir projem var. Bir TÜBİTAK öğrenci projesi yazmak istiyorum. Yanınızda hem bir taraftan proje yazıp bir taraftan da bu teknikleri öğrenip kendimi geliştirmek istiyorum. Sizin de çalışmalarınızda size yardımcı olmak istiyorum. Bu teknikleri öğrendikten sonra deneylerinizi yapmak istiyorum gönüllü olarak. Bu kadar. Anladım. Bana bunu yazan öğrenciyi ben alır başıma tac ederim. Yani her hoca da eder. Çünkü aradığımız şey bu zaten. Ne istediğini bilen, benim ne istediğimi bilen, bana nasıl faydalı olacağını bilen, kendisine nasıl faydalı olacağını bilen. Hepsi var bak dikkat edersen. Bu Evet. söylediklerimin içinde. Bu şekilde yazarsanız kazanırsınız. Her zaman. Win-win. Bak unutmayın bunu. Win-win. Sen almak istiyorsun. Karşılığında ne veriyorsun? Hep bu şekilde düşüneceksiniz. Her yerde bak. Yüksek lisans başvurularınızda, yurt dışı başvurularınızda, iş başvurularınızda. Bu şekilde düşünürsen ne demek istediğimi birkaç seferden sonra anlarsın. Evet hocam, teşekkür ederim. Evet. Herhalde bitti. Evet hocam, sorularımız da bitti. Çok teşekkür ederiz buraya geldiğiniz için, bizi aydınlattığınız için. Ne demek? Ben bir yere gelmedim. Burada oturuyordum evimde. Birazcık konuştuk, sohbet ettik. Güzel. Şey de yaptık. Eğlenceli de oldu. Arkadaşlar not alın lütfen. Herkesebilim.org girip inceleyin. Ve yazar olmak isteyenleriniz de varsa beklerim. Ekibi büyütmekte bir zarar görmüyorum. Eğer varsa yazar olmak isteyen arkadaşlar, böyle bir portalda yazı yazmak isteyen arkadaşlar. Ortalama okunmalara bakarsınız. Ortalama her yazının 200'ü geçkin, 200-250, 300, bazen 500, bazen 1000, bazen 2000. Duruma göre değişiyor. Okunmaları oluyor. Güzel okunma sayıları yani. Ortalama 200'ü geçiyor her yazımız okunma olarak. Güzel gidiyor şimdilik. O yüzden isteyen arkadaşlar varsa dediğim gibi Yaş beklerim. sınırı var mı hocam?
Hayır hayır hiçbir şekilde yaş sınırımız yok, şeyimiz yok. Bizim gibi gençler de yazabilir mi onu demek? Hocam tabii yaz ya yazın. Ne demek ya? Tamam. Her yaştan, her alandan lütfen. Çünkü dediğim gibi herkesebilim.org zaten herkese bilim adı üzerinde. Hocam çok teşekkür ederiz. Bu konuda biz kendimiz iç yarışmalarımızda da duyururuz. Çiğdem ve diğer yürütme kurulu arkadaşlarımız bunu bildirsinler. Tabii ki bir özet çıkart. Çünkü herkes şey yapamıyor. Bir de size bir önerimiz olacaktı hocam. Biz Tabii. junior biyolojist olarak yani genç biyologlar olarak bir ders kümesi yapmak istiyoruz. Biyoinformatik konusunda siz ve sizin önereceğiniz hocalarla birlikte bir 4-5 derslik bir ders kümesi bu alana empoze etmek, arkadaşları daha iyi anlatabilmek amacıyla bu konuda destek olur musunuz bize? Olurum elbette. Olurum. Tamam hocam. Çok teşekkürler. Özellikle R konusunda olurum. Tamam. Bunu ben not alayım. Veri madenciliği ve R konusunda destek olmak isterim. Olurum yani. Süper hocam. Tamam. Oldu. Biz sizinle bu işi birlikte organize edersek çok memnun olurum hocam. Ben sizi arayacağım. Olur. Arkadaşlardan böyle bir şey olursa isteyen arkadaşlar için böyle bir şey yapabiliriz Var yani. yani. Onun için geldiği için bana, onun için ben sizi arz ettim. Olur. R konusunda yapabiliriz. Ufak bir söyleyin adını bir kurs şeklinde. Anladım. Tamam. Çok Ufak teşekkür bir ederim. introduction yaparız yani. Çok güzel oldu hocam. Tamam. Çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederiz. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Çok Estağfurullah. yani soluksuz dinledim ben de. Bir öğrenci gibi. Evet. Hakikaten çok güzel önerilerde bulundunuz ve tavsiyelerde bulundunuz. Arkadaşlarımızın bir sürü şeyi karanlık noktalar aydınlandı. Sağ Çok olun. teşekkürler hocam. Çok çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşçakalın hocam. Hoşça kalın hocam. Görüşmek Hoşça üzere. kalın hocam. İyi Bay bay. günler.